Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün orkidelerle ilgili birazcık sohbet edelim istedim. Şimdi orkidemizin bu açan orkidemiz sevgili arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Orkidelerimiz yavaş yavaş açmaya başladı. Ben bugün sizlere şöyle bir tanesini göstermek istedim. Şimdi orkidelerimiz açmıyor ise ve böyle yapraklarında lekeler var ise arkadaşlar, bu şekilde göstereyim, bakın şöyle benek benek lekeler. Şimdi bunlara bir tarif vereceğim, ben kendim de uyguluyorum. Zaten ara ara sizlerle biliyorsunuz orkidelerimi paylaşıyorum. Bu tarifi orkidenize yaparsanız orkideniz yapraklarındaki lekelerinden arınır sevgili arkadaşlar, yaprakları düzelir ve bu şekilde pıtır pıtır açar. Bol bol çiçek dalı verir. Tomurcuk verir. Açar arkadaşlar. Şöyle bakın, tomurcukları da var. Halen de açacak. Güçlü kökler için, dediğim gibi yaprakların tazeliği için. Şöyle bakın. Bunu bana çok sık soruyorsunuz. Bebek aspirini, çocuk aspirini olur mu diye. Olmaz arkadaşlar. Yani ben daha hiç denemedim bebek aspirini. Ama büyük aspirinden bir tane alıp şöyle bir kabımızın, kovamızın içerisine, yani 1 litre suyun içerisine bir tane aspirini iyice eritiyoruz sevgili arkadaşlar. Sonrasında bunu orkideler ve evdeki tüm çiçekler sevgili arkadaşlar olmak üzere hepsine verebiliriz. Dediğim gibi bu aspirinli su, bir tane aspirini 1 litre suyun içerisine koyup iyice erittikten sonra orkidemizin şöyle toprağından gezdireceğiz sevgili arkadaşlar. Bu işlemi ayda bir kere yapabilirsiniz. Gerçekten aspirin orkideleri besliyor. Dediğim gibi sararmış yapraklarını düzeltiyor ve pıtır pıtır açtırıyor. Onun dışında orkideler serin ortamda dursun. Mutlaka gün ışığı alsın sevgili arkadaşlar. Gün ışığı almaları onlar için çok önemli. Köklerinde ve bol bol çiçek dalı vermesi için, açması için. Ayrıca şimdi bu tarihte, yani kışın Ocak ayındayız. Saksı değişimi olur mu diyen sevgili arkadaşlarımın yorumlarına bakıyorum. Ben yapıyorum arkadaşlar. Sizlere daha önce de belki videolarımda söylemiştim. Çiçekliyken de saksı değişimi yaptım. Böyle mıka ya da normal plastik saksılar oluyor orkideler için. Öyle bir saksının içerisinde mutlaka orkide toprağı ile, eğer orkidenizi böyle küçük dal olarak aldıysanız çiçekçiden ya da marketten, mutlaka saksı değişimini yapınız. İçerisinde pamuk oluyor biliyorsunuz. O pamuğundan onu arındırın. Sonrasında toprağa yerleştirip saksı değişimini yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hiç sorun olmuyor. Sulamasına gelince haftada bir kere su veriyorum. Serin ortamda, evin içerisinde serin ortamda duruyor. Ayda bir kere de aspirini su verirseniz, dediğim gibi çiçeğiniz hem coşar, hem açar, hem de bol güçlü kök ve yapraklarındaki lekeleri gider sevgili arkadaşlarım.